61 yaşında hayatını kaybeden usta karikatürist Latif Demirci İstanbul'da bugün son yolculuğa uğurlandı. Demirci için düzenlenen törene yoğun katılım oldu. Ailesi, meslektaşları, gazeteciler ve her gün onun çizgilerini takip eden sevenleri törendeydi. Yıllarca Gırgır, Fırt, Mikrop gibi dergilerde çizdi. Günlük karikatürleri Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yayımlanıyordu. 61 yaşında hayatını kaybeden karikatürist Latif Demirci İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı. Demirci için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törene yoğun katılım oldu. Taziyeleri eşi Latife Tekin kabul etti. Halkın kaynağından gelen biriydi. Bu da ona halkın her kesimini anlayabilme, hissedebilme yeteneğini, vasfını kazandırıyordu. Günlük yorumlar çok nankördür. Yorumlarsınız, felsefe unutulur. Ama iz bırakan gündelik hayatı bulması ve yazması, çizmesi önemli benim için. Bence Türk medyası için kayıptır demek çok eksik Latif için. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Latif bütün Türkiye için çok gerekli bir şahsiyetti yani. Latif Demirci'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Latif Demirci bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Usta karikatürist son karikatüründe hastane odasında tedavi gören halini çizgilerine yansıtmıştı. 90'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmaları da yaptı. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayımların kadrolarında da yer aldı. Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat Mirsat ve Pres Bey tiplemeleri onun kaleminden çıkmıştı. Demirci, Hıbır Dergisi'nin de kurucuları arasındaydı.